Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız. Evet, ana kanalımızda sizler için hazırlamış olduğumuz yazılı için yaptığımız yani ön hazırlık videosunu izledikten sonra buradaki soruları arkadaşlar çok daha rahat çözüyor olacaksınız. Bu yüzden önce ön hazırlık videosunu izleyin. Ön hazırlık videosunu izleyen arkadaşlarım da şimdi benimle birlikte soruları takip etsin. Evet, ABCDEF düzgün altıgen, ABKLN düzgün beşgen, KMC doğrusal noktalar. Buna göre LMK açısının ölçüsü nedir diye sormuş. Evet, ilk hatırlamamız gereken şuydu. Düzgün altıgen dediğimizde her bir köşedeki açımız 120 dereceydi. Düzgün beşgen dediğimizde ise her bir köşedeki açımız da 108 dereceydi. Şimdi unutmayın, bunun içine kare de çizebiliriz. Eşkenar üçgen de çizilebilir. Bizim bu tarz eş yani düzgün çokgenler çizildiğinde özellikle iç içe olduklarında fark etmemiz gereken asıl nokta. Düzgün altıgenin kenarları bakın arkadaşlar şöyle siyahla göstermiş olayım. Sonra düzgün beşgenin kenarlarına bakalım. Düzgün beşgenin kenarları da bunlar ve buna da çizgiyi kırmızıyla çizdiğimizde aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada sizin fark etmeniz gereken asıl nokta düzgün altıgen ile düzgün beşgenin kenarların eşitliği. Bu eşitlik sayesinde de burada oluşan ikizkenar bir üçgen var. Asıl fark etmemiz gereken incelik orada zaten. Hemen ben başlıyorum. Düzgün beşgen dediğimizde bir açımız 108 dereceydi. Yani bakın şu kırmızıyla gösterdiğim açı artık düzgün beşgenin köşesi olduğuna göre 108 derece. Sonra siyahla göstereyim hatta onu da. Bakın şu siyah açıya da bakarsanız onu da şöyle üstünden gösterelim. Bu siyah açının ölçüsü de artık düzgün altıgenin köşesi olduğu için 120 derece oldu. Şimdi 108'ini biz burada harcadık. Burada 120 derece var. Demek ki bu küçük açının ölçüsü artık 12 derece oldu. Bunu bulduktan sonra şöyle devam ediyorum bakın. BK ile BC birbirine eşitler. Dolayısıyla BKC üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. Yani şu yeşil açı ile buradaki yeşil açı birbirine eşit. Buraya mesela A diyelim. Hemen yazdım. 2A artı 12 eşittir 180 derece. 2A eşittir 168 oldu. Her yeri 2'ye böldüğümüzde A da buradan artık arkadaşlar 84 derece oldu. Bu köşe 84 derece. Aynı şekilde bu köşede 84 derece. Şimdi geldik bir diğer bilgiye. Yani doğrusal nokta olmaları. Arkadaşlar doğrusal olmaları onların herhangi bir köşede artık mesela K köşesi için konuşursak açının toplam 180 derece olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani şu turuncu ile yeşilin buluşması bize 180 dereceyi anlatıyor. Biz buraya 84 derece yazdığımıza göre bu turuncu açı artık 180-84'ten 96 derece oldu. Sonra artık K köşesini tamamlarsam bakın. K köşesini tamamladığımızda onu da maviyle gösterelim. Şu açının tamamı 108 derece. Çünkü beşgenin bir köşesi. Biz buraya 96 yazdığımıza göre demek ki arkadaşlar buradaki açımız 12 derece oldu. Yani benden istenen açının bulunduğu üçgenin içine geldik. LKM üçgeninde bir köşeniz 12 derece. Şimdi L köşesi de 108 dereceydi. Artık hepsini topladığımızda alfa artı 108 artı 12 eşittir 180 derece. Burası zaten 120 idi. Karşıya aldık. Alfa da artık arkadaşlar 60 derecedir diye söylüyoruz. Evet, ikinci sorumuz ABCD bir dörtgen AC'dik BD, ACBD yani köşegenler dik kesişmiş. Hemen kuralı hatırla bize ne anlatıyor olabilir. Daha sonra EF 6 cm, FK 8 cm, E ve K orta noktalar. Yani buna da şunu çizdiğimizde BC'nin karesi ile AD'nin karesi toplamı kaçtır? Bizden aslında dörtgenlerin bu temel özellik kuralını hatırlamamız isteniyor. Tabi buraya gelmeden önce hemen fark etmemiz gereken nokta köşegenler dik kesiştiğinde hatırlayın dörtgenlerde köşegenler dik kesişiyor ise karşılıklı kenarların kareler toplamı birbirine eşitti. Yani AB'nin uzunluğu ile CD'nin uzunluğunun kareler toplamı BC ile AD'nin uzunluklarının kareler toplamına eşit.
O zaman ben AB ile CD'yi bulursam zaten soru bitmiş olacak. Şimdi geldik AFB dik üçgeni. Siz AFB dik üçgeninde hipotenüse ait kenar ortayı çizdiniz. Yani burada muhteşem üçlü oluştu 9. sınıftan hatırlarsak. Burası 6, burası 6. Demek ki AB uzunluğu 12 santimetre. Sonra aynı mantığı diğer FCD üçgenini kullanıyorum bakın. FK uzunluğu 8. Bu açı 90 derece. Siz bu sefer de FCD üçgeninin arkadaşlar hipotenüse ait kenar ortayı çizdiniz. Yani yine muhteşem üçlü oldu. Burası 8 olduğuna göre demek ki bu parçalarda 8, yani CD uzunluğu da artık 16 santimetre. Bunlara X ve Y yazdığımızda X kare artı Y kare eşittir 16'nın karesi artı 12'nin karesi. Yani X kare artı Y kare eşittir 256 artı 144. Demek ki karşılıklı kenarların kareler toplamı da 400 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet, ABCD yamuk, EB dik, BC tamam, sonra BCD 30 derece, BCD 30 derece, EB uzunluğu 15 yazdım. Burası 15 santimetre. AB artı DC toplamı kaç santimetre? Yani bizden alt taban ile üst tabanın toplamı isteniyor. Arkadaşlar bu soru karşınıza alan sorusu olarak da çıkar, aklınızda bulunsun. Yani ikisinde de uzunluk, şu an uzunluk diye sorduk, alan sorusu diye de çıkar. Ama ikisine de mantığımız yine şu şekilde çalışıyor olacak. Yamuktaki en önemli bilgilerden birisi arkadaşlar paralel olmayan kenarlar üzerindeki orta nokta bilgisidir. Çünkü biz zaten AB ile DC'nin paralel olduğunu biliyoruz. Bu paralelliği kullanmak için E noktasından artık BC'ye bir paralel çiziyorum. Şimdi buraya mesela T noktası yazalım. Şunlar da kendi arasında eşit oldu. Daha sonra bunun bize sağladığı kolaylık nedir? AB ile ET paralel. Sonra ET ile de DC paralel. Buradaki açı 30 derece olduğuna göre buradaki açı da yöndeş açı oldukları için 30 derece oldu. Şimdi 30'un karşısında 15. Bu açı bu arada 60 derece oldu. 30'un karşısında 15. 90'ın karşısında 2 katı, yani 30 santimetre var. Bu 30 santimetreyi bulduk da şimdi bu 30 ne anlatıyor? İşte bu 30 da bize ET doğru parçası. Hatırlarsanız arkadaşlar yamukta paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştirdiğinizde oluşan doğru parçasına biz orta taban adını vermiştik. Ve orta taban uzunluğunu bulurken de buraya mesela A diyelim, buraya da C diyelim. A artı C bölü 2 yazdık. Bu uzunluk zaten 30'du. 30 eşittir A artı C bölü 2. Demek ki A ile C'nin toplamı da artık 60 santimetredir diyoruz. Evet, ABCD yamuk, 4 çarpı AE eşittir ED. Evet, canlı yayınlardan da hatırlarsanız hep şunu yapmıştım. Mümkün olduğunca verilen her bilgiyi sürekli şeklin üzerinde göstermeye çalışıyorum. O yüzden tamamını okumadan verilen bilgileri tek tek şeklin üzerine yerleştireyim. AE'nin 4 katı ED'ye eşitmiş. Yani ben buraya K yazarsam burası artık 4K oldu. Şimdi bunu yazdık. Daha sonra AB'nin 3 katı DC eşitmiş. Burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı şu arkadaşlar. K'ya 4K, yani K bilinmeyeni kullandığınız için artık AB ile DC arasındaki oranı anlatırken farklı bir bilinmeyenle devam edin. Yani buraya K yazmayın. Uzunluklar arasındaki, yani AB ile AD ya da AD ile DC arasındaki oranı bilmediğimiz için burada farklı bir bilinmeyenle konuşuyorum ben. Yani buraya T yazdım. Buraya da 3T yazdım. Şimdi bunu da yazdık. DEC üçgenin alanı 48. DEC'nin alanı 48 santimetre kare. Buna göre alan ABCD'de nedir diye sormuş. Şimdi buradaki problem şu. AECB dörtgeni. Unutmayın, mümkün olduğunca küçükten büyüğe doğru, yani bize içerideki bir parçanın alanı verip büyük şeklin alanı istendi ya da büyük şeklin alanı verilip küçük şeklin alanı istendi, hep aynı mantığı kullanın. Nedir o? Mümkün olduğunca şekli bildiğiniz, alanını kolay yazabileceğimiz o benzerlik oranları sayesinde üçgenlere çevirmeye çalışın. Ben de C noktasından baktığımı söylüyorum. Şimdi C noktasından baktığımızı söylersek artık AD bizim tabanımızı anlatıyor. Dolayısıyla tabanları C'den oranladığınızda yükseklikler eşit olduğu için tabanların oranı alanların oranını anlatıyor olacak. Ben de bunu bildiğim için AC köşegenini çizdim. Şimdi AC köşegenini çizdiğinde örneğin burayı kapatalım.
ACD üçgeninde K'ya 4K. E C'den baktığıma göre yükseklikler eşit. Yani ben buraya S yazarsam burası artık 4S oldu. Bize DEC üçgenin alanı 48 santimetre kare verilmiş. Yani 48 eşittir 4 çarpı S. S de buradan 12 santimetre kare oldu. Bunu buldum. Demek ki turuncuyla gösterelim mesela. Şu turuncuyla gösterdiğimiz üçgenin alanı artık arkadaşlar 12 artı 48'den 60 santimetre kare oldu. Bunu buldum. Şimdi yukarıdaki üçgene gelelim. Arkadaşlar burada uzattığınızda hemen şuradan yükseklik çizelim bakın. Buraya H dediğimde H hem ABC üçgeni için yüksekliği anlatıyor hem de ADC üçgeni için yüksekliği anlatıyor. Yani yüksekliklere aynı olduğuna göre artık alanların oranını anlatan şey tabanların oranı olacak. Biz burada tabana 3T yazdık. Burada da T var. 3T'lik tabanınızda artık 60 santimetre kare olduğuna göre demek ki T kadar olan tabanınızda da 20 santimetre kare olmalı. Burası da artık 20 oldu. Topladığımızda yamuğun alanı da artık 80 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet, ABCD paralel kenar, sonra BE açıortay, DEB 105 derece ise X kaç derecedir? Şimdi paralel kenarda açı sorularında bunu birçok kez belirttim. Bakın buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar paralel kenarda da geçerlidir. Dikdörtgende de geçerlidir. Karede de geçerlidir. Şu size bir açı ortay verildi. Ve siz bu açı ortayı takip ettiğinizde karşı kenara iniyorsa burada daima bir ikizkenar üçgen oluşur. Şimdi bu ikizkenar üçgen bilgisini söyledikten sonra ben soruyu çözeyim. İkizkenarın bize sağlayacağı kolaylıklar ne olabilir? Onunla ilgili tekrar yorum yapmaya çalışalım. Şimdi 105 derece olduğuna göre paralel kenar adı üstünde tüm kenarlar birbirine paralel. Yani her seferinde bir U kuralı oluşuyor olacak. 105 yazdığımıza göre bizi 180'e tamamlamalı. Yani burası 75 derece oldu. Burası da 75 derece. Topladım. Şu açı artık 150 derece. AD ile BC de paraleldi. Dolayısıyla buradaki açımız da artık 30 derece. Yani X 30'dur dedik. Şimdi gelelim bizim bunun karşımıza nasıl çıkabileceği başka bir durum hakkında yorum yapmaya çalışalım mesela. Dedim ya açıortay bilgisi verildiyse. Şimdi bu açıortayın artık 30'u biliyorum. 30 oldu. 75, 30, 105. Burası da ne oldu? 75 derece oldu. Demek ki ECB bir ikizkenar üçgen. Şunlar birbirine eşit. Eğer bu sizin karşınıza bir uzunluk sorusu olarak çıksaydı ve açıortay bilgisi verilmiş olsaydı, unutmayın burada daima arkadaşlar bu açıortay bilgisini kullanıyor olacağız. Bunu unutmayın. Bu bize çünkü çok bir mesela şöyle çıkabilirdi bu soru. Örneğin burada hani 105 yazdık ya, bunu şöyle de sorabilirdik. Hemen burada bir paralel kenar çizdim. Buraya A, B, C, D diyelim. Şuradan çizmiş olalım mesela. Nokta nokta dedim. İşte bu açıyı vermesem de olur yani. Mesela buraya 4 yazalım. Şuraya da 8 yazdık. Devamında da çevre ABCD nedir diye sordu. Ya farklı bir açı bilgisi olmadan da buraya yorum yapabiliriz. Şimdi paralel kenarda bunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. AD ile BC eşit. Buraya 8'i yazdık. İşte bak açıortay bilgisini soruya yorumlayamadığımız için şu EB uzunluğuna bir türlü gelemiyoruz. Dolayısıyla açıortayı çizdim. Z var zaten burada. Bakın şöyle Z olduğu. Bunu buradan çizdiğinizde demek ki burada da nokta var. Yani BC uzunluğu ile BE uzunluğu eşit 8 geldi. 12 oldu. Buradan sonra da 12, 8, 20. 20 de burası. Çevreyi 40 santimetre diye de bulabilirsiniz. Açıortay bilgisine lütfen dikkat edin. Bu bizim için gerçekten önemli bir bilgi. Devam edelim. ABCD paralel kenar. Sonra TH, HE'ye eşit. Onlar da 5'ermiş. Peki BH 6 santimetre. Sonra BC AE'ye dik. Yani şuradaki 90'ı verdi. BD köşegen. Tamam. BD köşegen. Buna göre ADT üçgenin alanı. Yani şu alan nedir diye sormuş. Bizden istenen alan burası. Şimdi böyle bakınca sanki çok da aralarında bir ilişki yok gibi ama dur bakalım nasıl yorumlayabiliriz bunu. Burada ben şunu fark ettim. Şimdi BTE eğer üçgen olsaydı bakın yükseklik çizdiniz. Bu aynı zamanda kenar ortay. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Yani
şunu çizdiğinizde, bakın şunu çizdiğinizde BT uzunluğu ile artık BE uzunluğu birbirine eşit oldu. Tabii burada paralel kenarın dışına çıkmış oldum aslında. Ne oldu artık? Hemen A, B, E, D'ye bakarsanız bu şekil artık arkadaşlar bir yamuk oldu. Şimdi bu yamuk bizim için önemli. Neden? Hatırlayın, yamukta şimdi şu çizdiğim farklı bir kalemle, mesela yeşille çizeyim bunu. Şimdi şu çizdiğime bakarsanız arkadaşlar ABED dörtgeninde bu çizdiğimiz, unutmayın, köşegeni anlatıyor. Aynı şekilde bu çizdiğimiz de köşegen. Siz bir yamukta iki köşegeni çizdiğinizde oluşan kelebeğin kanatları birbirine eşitti. Yani bu siyah üçgen ile şuradaki üçgen birbirine eşit. Dolayısıyla bunu bulmaktansa sağdakini bulalım. 6 çarpı 10 bölü 2'den bu üçgenin alanı da artık arkadaşlar 30 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet, ABCD dik dörtgen, peki BD köşegen, tamam, sonra CE BD'ye dikmiş, CE 6 yazdım, burası 6, EB 3, AE uzunluğu nedir? Hatırlayın, dikdörtgende herhangi bir köşe zaten 90 dereceydi. Dolayısıyla dikdörtgenin uzunluk sorularında mümkün olduğunca bu 90'ı kullanıyor olmalıyız. Yani Pisagor teoremini oluşturmamız gerekiyor. Biz, hatırlayan vardır illaki, şunu dikdörtgende zaten söylemiştik. Bir dikdörtgenin herhangi bir köşegenine çizdiğiniz tüm dikme uzunlukları birbirine eşitti. O zaman bu mantığın aynısını şimdi bu soruda kullanmaya çalışırım. Şöyle ki bu köşe zaten 90 derece. Siz şuradan 90'dan bakıyorum. 90'dan 90 çizdiniz. Hatırlayın, 90'dan 90 buluştuğunda bizim için en önemli kavramlardan birisi olan Öklit teoremleri çalışıyordu. Yani eğer biz buraya h yazarsak yüksekliğin karesi eşittir ayırdığı parçaların çarpımına, yani 3 çarpı DE uzunluğu. Buradan DE artık 12 santimetre geldi. Burayı buldum, 12 santimetre. Sonra AE'nin içinde olduğu bir dik üçgen çizmem çalışıyor. Yani bu kuralı kullanmalıyız. Burada da artık A'dan yüksekliği çizdim. Şimdi 90 BC'ye bakıyor, 90 AD'ye bakıyor. Bunlar eşit olduğuna göre bu üçgenler eş. EB uzunluğu ile, şuraya mesela T yazalım. EB uzunluğu ile DT uzunluğu birbirine eşit. Burası 3 oldu. Bunu biliyorum zaten, 6. DE'nin tamamı 12 idi. 3'ünü burada harcadığımıza göre buraya artık 9 kaldı. X kare eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesi. Yani X kare eşittir 36 artı 81. X kare eşittir 117 oldu. Biz X'i arıyoruz. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda da 117, 120 desek demek ki 3 9'a bölünebiliyor. 3 kök 13 santimetrede X'in uzunluğu oldu. Tekrar söylüyorum, dikdörtgen. Dolayısıyla herhangi bir yerde zaten 90 derece var. Bizden uzunluk istendiğinde bizim mümkün olduğunca burada bir Pisagor teoremi oluşturmamız gerekiyor. Evet, ABCD kare, AC köşegen, CE açıortay, AE 2 kök 2 santimetre ise alan ABCD kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda biz genellikle hani kareden ötürü, yoksa diğer geometrik şekillerde bu kadar bu hatayı düşmüyoruz ama şimdi karede köşegeni gördüğümüz anda 45-45 yazıyoruz. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Yani şu açının, şöyle siyahla göstereyim. Şu açının tamamı zaten 45 derece. Ama bu 45 dereceyi biliyor olmanın bize çok da bir faydası şöyle yok. Şimdi bunu 45'i görünce bu açıortayı çizdiğimizde hemen şu açı bilgilerini yazma hatasına düşüyoruz. 22,5, 22,5. Tamam, 22,5'u yazdım da hala bana bir faydası yok. İşte sizin açıortayda şunu hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. 9. sınıftaki üçgende açıortayı çizdiğimizde aslında açıortayın en önemli özelliği, buraya KT dediğimizde, açıortayda artık kollar arasındaki oran parçalar arasındaki orana eşitti. Yani şöyle de yazabilirsiniz bu söylediğimi. A bölü K eşittir B bölü T oldu. İşte benim şimdi bunu kullanmam gerekiyor. Karenin ben bir kenarını A yazarsam AC artık A kök 2 oldu. Şimdi
C köşesinden bakıyorum. Hatta üçgenimi de şöyle kırmızıyla göstereyim üçgende. Bunu bu şekilde çizdim. Şöyle birleştirdiğimizde bu üçgende CE, işte bak buna benzedi. CE açıortay. A kök 2'nin yanındaki parça oranı, yani 2 kök 2 oranı eşittir. Buraya mesela x yazalım. A'nın x oranı oldu. Kök 2'lerden kurtuldum. A'lardan da kurtuldum. X demek ki arkadaşlar 2 santimetre olmalı. Yani şu uzunluk 2 santimetre. Demek ki bu karenin bir kenarı artık arkadaşlar 2 artı 2 kök 2 santimetre oldu. Bizden karenin alanı istenmişti. Yani bunun karesini alırsak 2 artı 2 kök 2'nin karesi eşittir. Birincinin karesi, ikincinin karesi, 2 kök 2'nin karesini aldım 8. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, yani 8 kök 2. Topladığımızda da 12 artı 8 kök 2 santimetre kare bu karenin alanıdır diye söylüyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Açıortayda hani karede açılı bilgilerine sahibim. O zaman hemen açı değerlerini yazmanın. Bakın 30, 45, 60 dışındaki açı değerlerini hani uzunluk sorularında yazsanız da olur, yazmasanız da olur arkadaşlar. Çünkü biz onların dik üçgen değerlerini ya da trigonometrik değerlerini tam bilmediğimiz için, en azından trigonometrik cetvele bakmadığımız için, biz burada açıortayın uzunluklarda oluşturduğu benzerlik kuralını kullanmaya çalıştık. Evet, ABC'de bir düzgün dört yüzlü, BC 8 kök 2. Peki hemen yazalım. 8 kök 2. Daha sonra AE, ED'ye eşit. Şimdi düzgün dört yüzlü olduğuna göre hepsi birer eşken örüşken. AE de ED'ye eşit olduğuna göre demek ki burası 4 kök 2. 4 kök 2. Sonra ne demiş? Verilenlere göre BEC, BEC üçgenin alanı. Şimdi bu yüzde bir kenarım var. Evet, bu yüzde de arka taraftaki yüzde de bir kenarım var. Sonra da BC var. Yani benim bu ikiz, evet, ikiz kenar üçgen kesin. Bu ikiz kenar üçgenin herhangi bir kenarını daha bulabilirsem hemen şeklin dışında yüksekliğini bulmaya çalışalım. Şimdi düzgün dört yüzde siz aslında 1, 2, 3, 4 tane hatırlarsak arkadaşlar eşkenar üçgeni birleştirmiştik. Dolayısıyla şuradaki açımız artık 60 derece oldu. Üçgenimi okuyorum bakın. A, C, D eşkenar üçgeninde siz kenar ortay çizdiniz. Bu aynı zamanda açıortay, aynı zamanda yükseklikti. Yani burası 90 derece oldu. Burası 90 ki burası da otomatikman 30 oldu. 8 kök 2. 30 4 kök 2'ye bakıyorsa 60'ın baktığı şu beni ilgilendiren bu ikiz kenar köküşle çarparsanız 4 kök 2'yi köküşle çarptım. 4 kök 6 oldu. Demek ki bu arkada kalan kenar da 4 kök 6 oldu. Şimdi üçgeni şöyle çıkartalım dışarıya. Burası 4 kök 6, burası da 4 kök 6, burası da 8 kök 2. İşte bizden bu üçgenin alanı isteniyor. İkiz kenar üçgen hemen bütün kenarlarını da bildiğim için hemen buradan bir yükseklik çizdim. Bu parça artık 4 kök 2 oldu. Buna da yükseklik yazdığımızda 4 kök 6'nın karesi eşittir h kare artı 4 kök 2'nin karesi. 16 çarpı 6 96 eşittir h kare artı 16 çarpı 2'den 32 geldi. H kare 64. H da buradan 8 santimetre geldi. En azından bir tane tam sayı bulduk. Yüksekliğimiz 8. Tabanımız da 8 kök 2'di. Artık üçgenin alanı da 8 çarpı 8 kök 2 bölü 2'den 32 kök 2 santimetre kare oldu. Unutma, burada BE ya da işte şimdi CE bize bakan tarafta olduğu için fark etmek kolay olur ama BE diye çizdiğimizde unutmayın ki bu şeklimi de arka yüz var. Arka yüzdeki kenarımızı anlatıyor oldu. Evet, bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 ayrıtı 2, 3 ve 5 ile orantılıdır. Bu prizmanın hacmi 60 santimetre küp ise alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Yani şimdi şöyle bir tane dikdörtgenler prizmasını çizdik. Devamında da bizden hacim bilgisi verilerek alana gitmemiz isteniyor. Arkadaşlar unutmayın ki 3 boyutlu bu cisimlerin tamamında 6 tane yüzümüz var ve bu bir dikdörtgenler prizması olduğu için ikişer yüz birbirinin aynısı. Dolayısıyla 2 çarpı 3 tane dikdörtgenin alanını hesap ettiğimizde zaten şeklin yüzey alanını da bulmuş oluyoruz. Şimdi
Kenarları bilmiyorum ama 2, 3 ve 5 ile orantılı olduğuna göre buraya 2K yazdım. 3K yazdım. Burası da 5K oldu. E hacim bunların çarpımıydı. Dolayısıyla 2K çarpı 3K çarpı 5K eşittir 60 oldu. Burayı çarptığımızda dikkat edin 30 çarpı K'nın küpü 60 geldi. Yani K'nın küpü 2. K buradan arkadaşlar küp kök 2 oldu. Ya burada sakın K'ya 2 yazıp veya 1 yazarak değer bulmaya çalışmayın. Yoksa hani bunu ben de farkındayım. Burada 2, 3, 5 var. Ya 60 kolay olmuş ama işte burada küp kökü kaçırırsanız bulduğunuz değerle sorun cevabı arasında hiçbir ilişki kalmıyor. Buraya lütfen dikkat edin ki en azından işlemlerinizi yazarak yorum yapmaya çalışın. Şimdi K'yı buldum küp kök 2. Biz bunu 2 ile genişletirsek 2 küp kök 2. Sonra 3 küp kök 2. Burası da 5 küp kök 2 geldi. E ne demiştim az önce? 2 çarpı 2'şer 2'şer eşleştirelim. 2 çarpı küp kök 2 ile 3 çarpı küp kök 2'yi çarparsak 6 çarpı küp kök 4 artı 2 küp kök 2 ile 5 küp kök 2'yi çarptım. 10 küp kök 2 burası 4 oldu artı 3 küp kök 2 ile 5 küp kök 2'yi çarptım. 15 küp kök 4 geldi. E kök dereceleri eşit. Kök içindeki sayılar da aynı. O zaman kat sayılarını toplayabiliriz. 10, 16, 31 küp kök 4 çarpı 2. Demek ki arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanında artık 62 küp kök 4 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet şimdi malum yazılıya çalışmanın herhangi bir sınırı yok. Hocam bu sorular az diye düşünürsek hemen elimde 10. sınıf 0'dan 10'a konu anlatımı soru bankamızı açtım. Ve burada isteyen arkadaşlarım bizim de az önce yaptığımız gibi malum ikinci yazılı ağırlıklı olarak geometriden başlıyor. Yani 5. ünitemiz. İşte çokgenler, çokgenlerin özellikleri mümkün olduğunca çok böyle detaylı cümle cümle anlatmadan bizi ilgilendiren kurallar hemen karşısında da onlarla ilgili olası soru çeşitlerini kitabımız içeriyor. Tabii ki çözemediğimiz, takıldığımız noktalar olacak. O zaman da arkadaşlar kare kodlarımızı okutarak çözümlerinize ulaşabilirsiniz. Bir diğer soru bankamız ise TAK Matematik Soru Bankamız. Yine açtım. Burada da mantık arkadaşlar şu şekilde yine yukarıda. Tabii bu arada kitaplarımızın gördüğünüz yere bakın bu mor kısımlar fen lisesi müfredatını da içerdiğini anlatıyor. Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımız da kitaplarımızı alıp herhangi bir yazılısına veya herhangi bir konusuna çok rahat bir şekilde çalışabilirler. Örneğin başka bir sayfayı açtığımda yukarıda karşınıza çıkabilecek olası herhangi bir soru çeşidi ve onunla ilgili de hemen altında 4 tane örnek. Tabii bu şekilde devam ettikten sonra da o konularla ilgili genel bir testlerimiz olacak. Yine hatırlatıyorum çözemediğimiz sorular olursa kare kodları okutarak çözümlere ulaşabilirsiniz. En azından yazıldan daha da yüksek bir not almış oluruz. Evet geldik videomuzun ödüllü sorusuna. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.